canlı yayınımıza konuk olacaklar. Geldi, ve geldi. Pjanić İstanbul'da, Miralem Pjanić İstanbul'da. Sevgili seyirciler, gerçekten dünyanın sayılı isimlerinden birisi Miralem Pjanić. Orada tabii Sercan'a da söz vermek isterim. Şimdi Pjanić haberini kendisi bu ekranda paylaştı. Bosnalı oyuncu gerek milli takımında gerek Avrupa'da kalbur üstü takımlarda formayı, Barcelona, Juventus gibi takımlarda oynadı gerçekten. Bu transferi de emeği geçen tüm paydaşlara da ülkemize getirdikleri için böyle bir yıldızı, başkanı, yönetimi, hoca hepsini o kadar yıldız büyük bir isim ki oyun konsollarını çok düşünürüz. Oyunlarda bile transfer edemeyecekti Beşiktaş. Öyle büyük bir oyuncu. Pjanić. Hayırlı uğurlu olsun ve sadece bir marka değerinden her zaman bahsedilir ya. Pjanić o marka değerini, Türk futbolunun izlenilebilirlik oranını, dünyada, La Liga'da veya İspanya'da, orada nerede, hiç fark etmez. Büyük ülkelerde Pjanić denildiği zaman yer yerinden oynuyor. Sercan ne zaman bas toplantısı yapar? İnşallah o röportajı da biz yaparız. İnşallah da. Yani yapacak hafta içerisinde bir antrenman açık olur. Orada bir mini bir şov olur Pjanić'in. Henüz belli değil. Önce bir gelsin hocayla bir otursunlar. Bir yemek yesinler. Hocayla bir tanışsın. Ondan sonra Pjanić helal olsun. Çok büyük iş. Ama yarın Josef'le Alex Tekşehir'e röportajı var. 14.30'da. O da güzel iş. Ve Alex Tekşehir'e Türkiye'de ilk kez konuşacak Ağspor'a. Bekliyoruz 14.30'da. Pjanić'i de sorarsın ona tabii. Tabii ki. Sana göre Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerde göze batan, gelecek vadeden, taraftarı heyecanlandıran kim? Ya burada tabii Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuların tamamı bu kategoride. Yani çoğu 22-23 yaş, 23 yaşında, 24 yaşında. Şimdi tabii orada bir Salzburg fabrikası var. Her ne kadar Sercan az önce talihsiz bir yorum yapmış olsa da. Ne dedi o? Ne dedin Sercan? Ne dedim? Berisha ile ilgili. Ne dedim? Bilmiyorum. Yıldız isimleri. Balotelli. Hayır, dediğimin arkasındayım. Balotelli sayıldı. Pjanić sayıldı. Michy Batshuayi sayıldı. Yıldız isimlerin arasında Berisha sayılırsa karşıt fikir olarak sunarım. Halen de dediğimin arkasındayım. Ama eğer yetenek bakımından çok iyi yerlere gelebilir, Fenerbahçe'de atılım yapıp Fenerbahçe onu 10-15 milyon euroya satar diyorsan katılıyorum. Berisha bir yıldız isim midir? Yani sana yıldız adayıdır. Yıldız isim değildir. O yüzden Türkiye için bence iyi bir isimdir. Ben, neden? Onu anlatıyorum. Ben ama yıldız isim olarak saymadım. Eyvallah. Arkasındayım fikriminde. Onu anlatıyorum. Şimdi tabii Salzburg fabrikası son yıllarda işte Maneler, Kampıllar birçok oyuncu çıkardı. İşte Szoboszlailer, yani oradan sürekli bir üretim var ve bu üretimin son halkası olarak Berisha görünüyordu. Açıkçası ben duyduğumda hani çok olduğuna inanmadım ki bence ikna sürecinde tabii ki Başkan Ali Koç'un ilişkileri önemli. Oyuncunun da Türkiye'yi, Türkleri, eşi dediğim nişanlısı da yani tabii Alman vatandaşı ama kökenleri Arnavut. Ve Türkiye'ye yani Türk çok yakın insanlar bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Normalde bu yaşta onun bu potansiyelde neresine katılmadın? Ya bu isimler ama o da kabul etti. Yıldız değil dedi. Yok, yıldız adayı değil, dedi. Tabii ki yıldız adayı. Onda sıkıntı yok. Tamam. Onu şey yapayım. Berisha bu anlamda gerçekten heyecanlandırıyor. Yani orada Manelerin arkasından gelen bir aday olarak çıkması ki 24 yaşında daha ve kendini hala hedefleri çok fazla olan bir isim. Bu ciddi anlamda Fenerbahçelileri heyecanlandırıyor. Rossi'nin ben tabii sahada göreceğiz ama o da benzer duygular hissettirse de zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Larin buraya ilk geldiğinde zorlandı. Çünkü iki lig arasında fiziksel açıdan müthiş bir fark var. MLS ile Türkiye Ligi arasında. O yüzden Rossi de çok aceleciliğim en azından ben ama Berisha gerçekten insanları heyecanlandırıyor. İnanmayan da çok oldu. Hani biz bu adamı nasıl çektik? Çok takip eden var, ilgilenen var. Tam sözleşmesi bitiyor, bir yıl kaldı vesaire ama önemli bir isim kattı orada Fenerbahçe kadrosuna. En büyük şanssızlığı ama Valencia çok formda. Bu arada da Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'i artık bekliyor. Evet. O eski Mesut Özil'i görmek istiyor. Ya bir de tabii şimdi savunma oyuncusu ama Minca kim de? Ha, kim de sayılır? Ya şimdi Porto ile yarışıp alınca bir kere heyecanlanıyorsunuz. Çünkü Porto'nun biliyoruz Porto alır, yıldız yapar, çok büyük paraları işte Real Madrid'leri satar.
Bu aday, bu tipte bir oyuncu aday olarak görülen Min Jae Kim'i Fenerbahçe'nin oradan yine çekebilmesi de ki iki maçta bence şeyini gösterdi. Bir şeyler başarabileceğini gösterdi. Emre, şimdi Galatasaray'ın savunması değişti. Değişti derken şu açacağım biraz. Şimdi Arnold sola, sağ tarafa Sasha Boye. Boye ve hemen yanında Yedlin. Hani Yedlin biliyor ama yarım sezon. Hani Yedlin'e de aslında iyi bir Yedlin bence yeni bir transfer olur. Doğru mu? İyi bir Yedlin'i görmek biraz zor. Yani zor. Galatasaray taraftarının hayal ettiği Yedlin'i görmek diyorsun. Bence zor. Zaten Sasha Boye yeterli orada. Şu anda herkes çok memnun. Memnun. Oldu. Tamam. Arnold'dan da memnunlar. Arnold'dan da memnunlar. Bu tarafa baktığında Nelson'dan da hani Nelson'da bir patlama yapabilecek potansiyele sahip. Danimarka milli takımının oyuncusu Nelson. İşte şimdi A milli takıma son dönemde çağrıldı. Çok büyük bir potansiyel. Marka ama zaten. Marka şu anda takıma döndü. Döndü. Affedildi ifadesini doğru bulmuyorum. Çünkü 150 bin euroluk bir ceza verildi. Gerçekten ciddi bir rakam. Ama kadro dışı durumu sona erdi. Takımla çalışıyor. Avrupa maçları Lazio maçıyla takıma dönecek. Yani dönecek. 11'e dönecek gibi gözüküyor. İdeal ikili de Marka ve Nelson. Bir tanesi sol ayaklı sol stoper, bir tanesi sağ ayaklı sağ stoper. Zaten oyuncular alınırken planlanan şey buydu. İşte Sasha Boye, o düşünce değişimi dediğimiz şey, 1 milyon euroya alınmış bir oyuncu Sasha Boye. Şu anda Galatasaray'ın sağ bekini rahatlıkla emanet ettiniz. Rahatlıkla performans gösteriyor, bir yandan da gelişimini gösteriyor. Bence çok başarılı bir transfer ki taraftarların da çok heyecanlandığı bir oyuncu. Orta sahada Çıkıldağ, Morutan, iki tane Rumen oyuncu, iyi bir bağlantı var aralarında. Çok kısa gördük daha. Bunları değerlendirebilmek çok kolay değil ama özellikle Kasımpaşa maçında Çıkıldağ'ın performansı çok etkileyiciydi. Şimdi oraya Gustavo da eklenecek 6 numara pozisyonuna. Ama Gustavo hamlesiyle benim açıkçası kafamdaki bir soru işareti şu. Hı. Yerli matematiği nasıl olacak Galatasaray'da? Hı, güzel soru. Gerideki beşli tamamen yabancı. Orada herhangi bir alternatif yok. Kaleci de Muslera 1. Muslera ve savunma 4'lüsü. 4-5. Hadi Nelson çıktı, Luyendama girdi, Marka çıktı, başkası girdi. Orada ideal kadro hepsi yabancı. Tamam, 5. Kanatlarda bir tane Kerem'i koyabiliyoruz yerli oyuncu olarak. Barış Alper zaman zaman forma şansı bulacaktır. 2 yaptı yerli. Bir diğer oyuncuyu da orta sahaya monte etmek gerekiyor. Çünkü forvette de gerçi Halil'i belki değerlendirebilirler. Halil ilk 11'de olduğunda o biraz daha kolay bir denklem olabilir ama orta sahada normalde Berkan Taylan ikilisi gibi gözüküyordu. Ama o ikili bir arada biraz sanki olmayacak gibi. O yüzden kanatlar ve Halil Dervişoğlu ile o denklemi kuracak gibi gözüküyor Galatasaray. Şu anda anlatırken düşündüm ben de bunu. Ya zaten. Bu şimdi şunu da bir yandan konuşmak lazım. Sadece Kerem için değil de yani Kerem'in ya forması garanti demeyeyim de ligde yani oraya ilk yazılacak isim bu acaba. Bu sadece Kerem için değil. Fenerbahçe'de İrfan Can için söyleyebiliriz. Kaleci, hadi kaleci farklı onu söylemeyelim. Beşiktaş'ta işte Salih için söyleyebiliriz. Bu formayı biraz garanti hissetmeleri mesela oyuncular için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey değil. Bence de değil. Ama yani Kerem özelinde ben öyle düşünmüyorum. Çünkü şundan zaten yani Galatasaray 10 tane transfer yaptı bu transfer döneminde. Oraya da bir ihtiyaç duyulsa ya da Kerem'in yerine bir oyuncu istense zaten transferi yapılırdı. Kiralık ya da bonservisiyle işte Onyekuru'nun opsiyonu vardı kullanılmadı. Zaten orada Kerem'i bu sene ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyordu Fatih Terim. Ama dediğin şey Kerem yani dışında yine, tabii ki spesifik bir şey üzerinden gitmeye gerek yok. Genel olarak çok doğru.